çok rüzgar vardı. Teselli mi etti seni? Teselli mi etti seni? Olabilir. Bak konuşurken yüzü gülüyor. Bir dakika evet ne alaka? Romantik dakikalar falan. Ya romantizm istediğin adamla yaşandığında olan bir şey. Tamam ama istediğin adamla gitmediğinde sadece bir anı yani o kadar. Hmm. Aynı. Üzgün müydün? Üzgün müydün? Anlatırken zaten tadım yoktu. Ben buradan gittiğimden beri tadım peki, yoktu. Peki Aykut seni teselli etmeye çalıştı mı? Adnan'ın o çıkışı geliyor aklıma çünkü. Ben de öyle bir görüntü olsa ne yaparsın? Üzgünsen seni teselli etmek istemedim. İstedim gel Didem. Yok o dert o tarz... yani oturup dinleyebilecek bir insan. Hani çok konuşkan bir insan değil zaten Aykut. Öyle aynen. Aşırı cümleler edip aynen. De aynen. Nasihatler, tavsiyeler veremez. Ama iyi bir dinleyici. Hani evet. Oturup konuştuğunda... Çok iyi bir dinleyici, az konuşup öz konuşan bir insan. Hmm. İyi bir dinleyici. Omuz dedin de o şey eleme gecesi Serap agresif elendiğinde yok yani. Omuzunu Serap o başını onun omuzuna koymuştu. Ha. Ağlarken demişti ki benim omuzumda bugüne kadar hiçbir kadın ağlamadı. İlk defa bir kadın ağlıyor ve ben ne yapacağımı bilmiyorum demişti Aykut. Gamze o anda kıskandın mı Serap Aykut'un omuzunda ağlarken? Ya bir şey sorabilir miyim? Neden Gamze? Bu evde Aykut için adayılan tek Gamze yok. Çünkü biz Aykut'un ilk Gamze ile duyduk. Bak inan evet. Serap'layken bile kıskandım. Çünkü adam nötr, içinde hiçbir canım duygu nötr, yok. Canım nötr ama senin hiçbir ona hislerin yok. Nötr değil ki. Sen ondan hoşlandığını Kırmızı Oda'da da söyledin. Söyledim. Burada da söyledin. Söyledim. Hisler saklanılmaz dedin. Şimdi şöyle. Ben olsam bak yanlış anlama gerçekten kötü niyetli de olmayabilirsin. İlla kıskançlıkların hepsi kötü niyetli olacak diye bir şey değil. Didem sonuçta senin arkadaşın. İyi niyetli de bunu kıskanabilirsin. Karşı taraf bana ne kadar önem veriyorsa, değer veriyorsa benim sevgim o kadar artar. Eğer yani. Adam olduğu yerde sabit durup bir Ayça, bir Mehtap, bir Gamze diyorsa ben soğurum zaten. Hayır. O günkü hoşlanmam kadar şu anki duygum daha aşağı indi. Anladın mı? Aşağı iner yani erkek aşağı bir şey yapmıyor. Ne yapsın ya. Yani adam bitsin sen de balık mı tutsun? Hayır onu bir şey söylesin. Yaptı Gamze. Bir tatlı bakış atsın yani bir şey yapsın yani. Mesela Serap çok kıskanmıştı beni. Niye? Demek ki... Gerçek mi? Gerçekti duyguları. Gerçekti canım. Yani gerçekten. Hem de burada terör estirdi. Bas bas bağırdı bana. Gamze gerçekten hoşlanmıyor. Ortada zaten. Bir şey yokken bas Serap bas bağırdı. Serap kendi kendine aşık değildir. Oldu zaten. Beğeniyordur ama o kadar kör kütük aşık oldu. Gözü Aykut'tan başka bir şey görmüyordu. Yani. Yemiyordu, içmiyordu. Aykut aşağı, Aykut yukarı. Kendi kendine tek bir aşk, tek taraflı aşk da şeyinki. Yani şu an en fikirdim. Sen Didem'i Aykut'tan hiçbir şekilde kıskanmadın. Güzel görüntüler verirse de kıskanmayacaksın. Yani ben gerçekten zaten kız mutsuz geldi. Mutsuz geldi. Yüzü düşüktü zaten. Aykut'un peki Aykut'un tamam nötr olduğunu söylüyorsun da Didem'e bu konu hakkında ne diyorsun? Mesela sonuçta sen Adnan zamanında hani görüşme, konuşma, ismini bile geçirme muhabbeti yaptı. Tamam kızın elinde değildi, Aykut'un da elinde değildi de bu konular hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi arkadaş olarak sadece bir ödülü değerlendirdiklerini göreceğiz hep beraber. Ne Didem'de ne Aykut'ta yine ben haklı çıkacağım. İkisine de güveniyorum dedim. Sadece ödül anısına bir eğer yaşadılarsa yaşadıklarını sanmıyorum. Çünkü kız mutsuz geldi. Hani evet, o ödülün bile tadını çıkaramadı. Ya şimdi yaşamıyorlar. Ben düşünüyorum. Şimdi yaşamıyorlar. Ben ileriki zamanda düşün ne yapayım oturayım da kafamda senaryomu kurayım. Bunlar ne yaptılar? İleride ne yapacaksınız? Oturup kafanda senaryomu kuracaksın? Bir dakika oturup kafanda senaryo kurmuyor musun zaten? Kurmuyorum. Buraya gelmeden yazıyorsun kurmuyorum. Ya kafanda. Sen kafamdan yazmıyorum ki ben onu. Hatta sen Didem'i hiç sevmiyorsun bence. Bence de. Hatta ya sen Didem'i sevmemek değil de. Çok kıskanıyorsun bence. Didem Aykut'a karşı bir tavrın var seni senin. Çok kıskanıyorum. Hayır söylediklerine Didem'e o kadar inanmıyorum ki böyle bakın şunu yapıyor, şu politikayı yapıyor. Mehtap. Ben Didem'e de güveniyorum, Aykut'a da güveniyorum. Doğru. İkisinden de yanlış beklemiyorum diyerek insanları kandırıyor. Hayır ikisinde birbirine duyguları sen yok insanları arkadaşlar. Kandırdığını zannediyorsun. Varsa bile böyle söyleyerek yok etmeye çalışıyorsun. Evet. Sen bile Didem'i set koymaya çalışıyorsun Gamze, o zaman. Gamze kendin olsana. Adnan'la Didem meselesinde Adnan'ı mı haklı buluyorsun, Didem'i mi haklı buluyorsun? Ben tabii ki de Didem'i haklı buluyorum. Arkadaşım olduğu için değil ama. Hepsi tamam. Odun gibi davranıyorlar Mehtap. Kadınlara. Hepsi eziyor, hepsi kadınlara aşağı kadınlara davranışı için mi haklı buluyorsun sen Didem'i? Mehtap zamanında... İlişkileri boyunca ben hep Didem'in yanındaydım. Devamlı kızı eleştiriyor. Devamlı ağlatıyor. Gamze, efendim? Hani bana diyorsun ya sen buraya gelmeden birkaç şeyleri planlayıp geliyorsun. Senaryoyu kafanda çiziyorsun. Bu şekilde geliyorsun. Sen bunların hepsini kurguluyorsun, yaşıyorsun da geliyorsun diyorsun ya... Bence var ya esas kurgucu, senaryocu senden başkası değil aramızda. Canım sen tescillisin konuşmayalım istersen. Ben tescilliyim. Ortaya çıktı yapabileceğim bir şey yok.
Neden daha önce söylemedin? Ay canım. En azından sonradan evlenip boşandığım çıkmadı. Hastalık. İdem'in gerçek yüzünü açıklıyorum arkadaşlar. Gamze, o seni hadi bakalım. Hayır. Dur Didem, bölümünü vereyim sana. Niye korkuyorsun? Korktuğumdan değil. Duyguların burada. Bütün gerçek duyguların burada ama içeriye girdiğinde böyle yapma. Aykut bölümü ne? Gökhan bölümü var. Ayıp ediyorlar. Al canım, al. Ay ayıp ediyorlar ya. Ne ayıp Gamze? Yazıp yazıp çiziyorsun. Adnan'ın sahibi oldu. Şiddet içerikli davranışlar edilir gibi değil. Sonuçta ben okuyorum. Oradan ben okuyorum. Bölümünü okuyorum. Kız sen okur demiştin. Bu kadar yıkıcı. En önemlisini senden aldı. Niye verdin? Erkekler tayfasının Didem'e cephe alması. En basit yerini hadi bunu bize Didem'in yenisini okusana. Didem'in yerini okusana bize. Bir önceki mevzu. Olsun. Hani dostluğunda. Sen neden bu Didem'e karşı düşmanlığın var? İşte Didem'e karşı bir düşmanlığım yok. Gerçek yüzünü görmesini istiyor. Sakın benim elime falan yönelme. Niye korkuyorsun? Ben korkmuyorum. Burada sizin hepinizin seceresi var. Niye Didem abim? Neden Didem? Didem için senin dost biliyor ya. Ben senin dost bilmiyorum. Benim istediğim kadar yazabilirsin. Dün Leyla ile Suat'ı birbirine düşürdün. Suat'a sen orada birbirine düşürdün. Şimdi de Didem'le beni mi ya? Gamze, bir çıkmaya çalışma kardeşim. Ne biliyor musun Didem? Ne yazıyor? Demin ben sordum ya, Adnan'a mı hak veriyorsun Didem'e mi diye. Full bir sayfada Adnan'a hak vermiş. O sayfayı versen okuyayım ya. Eğer tersi bir durum varsa versin okuyayım. Adnan'ı korumuş hep. Ne demiş biliyor musun Adnan'a? Didem'in demiş, Adnan Didem'i uyardı Aykut konusunda, şöyle yaptı, böyle yaptı ama Didem şu şekilde davrandı. Okuduk, belki inşallah veteresini verirler ya. Tüm çoğunluğunu okudum. Hepimize, Azal'la bana demiş ki, cici kız rolüne büründüler. Kız benden cici kız olmaz, üstümde eğreti durur bir kere. Ben neyi oynuyorum? Oynuyorsun, senaryo yazıp oynuyorsun. Senaryo değil, burada herkesin yaşadığını not alıyorum ben, anladın mı? Kim kime girdi, kim kime daldı, onlar benim fikirlerim. Senaryo falan değil. Anladın mı? Bir şey diyeceğim. Senaryo için de yazarsın. Eve gelmeden yazan var mı böyle? Dur. Mete kal. Sen neyin hesabını? Mete miydi çocuğun adı? Mete miydi? Bence saygı ulaşma. Kime getirdi? Seninki Aykut'a aday oldu. Canım. Aykut'u beğendiğini söyledi. Öyle bir şey yok ya. Utanmadan gidip benim notlarımı çalmışsınız ya. Ayıp denilen bir şey var. O benim günlük defterimi çaldınız, onu çaldınız. Ayıp denilen bir şey var ya. Ha benim bir eşyamı çaldınız, ha benim notlarımı çaldınız. Siz usulü işte. Bu sefer de insanların özel eşyalarını kurcalıyorsunuz. Bir onu yapmadığınız kalmıştı, şimdi de onu yapın. Önüme düştü, Allah kesketti. Ya bırak ya, odamdan çalmışsınız resmen ya. Öteki türlü olsa söylerim, anladın mı? Odamdan çalmışsın. Ben sen değilim. Söylerim. Hadi sinir krizi geçir de bir göreyim. Sen oraya yazdığınla düşüncelerin çelişiyor. İşte kim nerede neyi söylüyor, kim ne yapıyor? Şak diye yüzünüze vurmak için sizin hatalarınızı not alıyorum. Anladın mı? Söyleyemediğin şeyler benim de var. Benim üzerimde telefon yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şeyi ben kendim birebir kayda alıyorum. Vallahi ben seni hepinizin hareketlerini, tavırlarını not alıyorum. Niye okutturmadın Didem'e demin yazılanları? Niye insanları okutmadın? Onu ben zaten yüzüne söylüyorum. Yüzüne söylediğin şeylerse niye bu kadar korktun? Niye okutmamıştın? Korkutmakla alakası yok. Niye sinirleniyorum, kızıyorum biliyor musun? Benden habersiz bana ait özel bir eşyayı alıyorsun. Hayır, o günlük. Korktun. Gamze göster utansınlar. Korku ne yoksa yazıyor getirin. Olabilir ki bu kadar? Aynen. Hiç yani göster de utansınlar. Ben utanırım. Pardon, çok utanırım. Getir bir utanırım. Allah'a çok utanırım. Çünkü
Getir, bu durumda ben zan altında kalıyorum. Hayır, ve senin canım, hakkında sen savunacak hiçbir şey söyleyemiyorum şu an. Getir. Sen niye zan altında kalacaksın? Hadi getir de okusun. Hadi getir. Neyle itham ettiklerinin farkındasın şey yok. Değil mi? Onlar zaten seninle ikimizi birbirimize savunamıyor. Düşünmeye çalışıyorlar. Çenesiyle savunuyor. Ama kağıtta başka şeyler yazıyor. Kağıtları niye topladın ben gittin ya? Ben korktum. Hemen şöyle oldu. Ben üç cümle okuyabildim. Ayıp ayıp. Dikilirim. Başından da ayrılmam. Arızaya geçtim çünkü. Kıza niye okutmadın? Bak bana bak. Sana arızaya bir geçelim burada yapmacık yaptıklarım var ya. Ay bir senin o yapmacık yaptıklarım var ya. Böyle tecerini ben böyle dökerim. Daha yeni başladım. Daha yeni başladım. Tamam mı? Sakın sen ayırmaya falan kalma. Hadi ikiniz alın beni ortamıza. Daha yeni başladım Gamze. Daha yeni başladım. Gamze senaristliğini bir kabul et be. Ne senaristliği ya? Bundan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Size bir şey diyeyim mi? Yüzünüzde söylediklerim yazıyor diyor ya. Yalan abi. Yüzünüzde söylemedikleri de yazıyor. İki üniversite bitirdim. Üstüne çarpı yapmış, iptal etmiş. Ben de bir tane bitirdim ama böyle ders çalışarak gelmiyorum. Ders çalışarak gelmiyor musun? Kocayı ders çalışarak mı bulacaksın? Kocayla ne alakası var? Ders çalışarak mı bulacaksın? Olayı nereye saptırdınız ya? Ben bu programı ciddiye alıyorum, anladınız mı? Ben bu programı ciddiye alıyorum. Bu benim fikrim. Programı ciddiye alıyor. Ciddiyetsiz misiniz? Yazmanız mı gerekiyor? Programı çok ciddiye alıyor çünkü sen millete iftira atıyorsun. Bense olan olayları, fikirlerimi yazıyorum. Anladın mı? Bu benim özelim. Bak senle düşman olmak istemiyorum. Şu an özür dile. Gerçekten ben niye özür dileyim ya? Ne münasebet? Ne yapmışım? Siz oradan benim kendime ait özel eşyayı çalmaya utanmıyorsunuz. Gamze sen herkes utanmıyorsun. Benim bana ait özel eşyamı çalmaya, gizlice sizce almaya utanmıyorsunuz. Ne münasebet ya? Gamze de ben gerçekten özür dile Gamze de. Seni olduğun gibi kabul edelim abi. Ya. Biz biliyoruz ki günlük dediğimiz şey kitap tarzı, defter tarzı bir şeye yazılır. A4'lere not alınmaz. O notları günlüğüm diye adlandırsa da bence yazdıklarıyla yaşadıkları tamamen çelişiyor. Bugün Gamze'nin notları patladı. Herkes öğrendi onun yayına girmeden önce işte insanlar hakkında, ilişkiler hakkında yorum yaptığını. Bazı yazdıkları çelişiyor, bazı yazdıkları tutuyor. Gamze bayağı komik duruma düştü. Çok eğlendim ben, çok güldüm. Renkli bir karakter. Bakalım daha neler çıkacak. Sen yeter ki